Koronavirüs sonrası yaşam şeklini değiştiren vatandaşlar daha çok doğayla iç içe tatili ve gezileri tercih ediyor. Şehirlerin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar özellikle hafta sonları doğa yürüyüşleri için yeni yeni alanlar keşfediyor. Yaklaşık 10 yıl önce Ormancı Türküsü ile ünlü Menteşe'nin Kırsal Çaybükü Mahallesi'nden başlayan Yatağının Gökpınar, Bozüyük, Stratonikea ve Lagina Antik Kenti ile devam eden Kültür Yolu projesi kapsamında yapılan yürüyüş yolu, bugünlerde şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyen ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Çaybükü Mahallesi'nden sonra Kültür Yolu'nun ilk yerleşim birimi olan Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır solunum yetmezliği, bronşit, üst solunum yolları enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar yaşamazken bunun nedeninin mahallenin çam ağaçlarıyla bezenmiş boğaz çıkışında olmasına bağlıyor. Bodex Turizm ve Yatçılık Seyahat Acentası sahibi ve profesyonel turist rehberi Gül Gözütok konuyla ilgili şunları söyledi. Pandemi dolayısıyla herkesin de bildiği gibi artık bütün yaşam doğal alanlarda oluşması gerektiğini insanlar fark etti. Bizler de hem seyahat acentacısı kimliğiyle hem de turist rehberi kimliğimizle burayı tanıtmayı istiyoruz. Ben şundan eminim ki Türkiye'nin her yerinden bu bölgeye hem sağlık için hem de bölgeyi tanımak için hem coğrafik yapısını hem kültürel yapısını tanımak için binlerce insan bu bölgeyi görmeye gelecektir. Buradaki tek eksiklik tanıtım. O da zamanla gerçekleşecek. Çünkü daha yeni başladı her şey. Bununla ilgili bizler de hem bölge insanı olarak hem de rehber olarak gerekeni yapacağız. Çünkü burada aynı zamanda sağlık turizmi de yapılabilir. Etrafa bakınca binlerce yıllık çam ağaçları, gördüğünüz gibi dere kaynaklarımız var, su kaynaklarımız var. Yine bölgemizde sağlık alanında özellikle nefes yolları ile ilgili rahatsızlığı olanlarda bu bölgede tedavi merkezli alanlar oluşturulup bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Gökpınar Mahalle Muhtarı Kudret Uçarsa şöyle konuştu. Bizim köyümüzde şu anda hali hazırda yaşanmış çok fazla kanser hastalığı görülmedi. Çok fazla akciğer hastalığı görülmüyor. Tabii ki değişik hastalıklar, teşhisler arttıkça hastalıklar da artıyor. Ama şu anda hani yaşadığımız konumlarda veya geldiğimiz zamandan bu yana kesinlikle buralarda solunum yolu, özellikle nefes yolları, akciğerlerle ilgili hastalıklar rastlanmadı. Pandemi döneminde de çok rahat bir dönem geçiriyoruz. Evet, pandemi bize koronavirüs vakası görülen insanlarımız oldu ama ayaklattık. Beş köyün birleştiği güz ayında, yani Eylül ayının 15'lerinde çardak yıkımı dediğimiz dönemlerde buralarda duaların edildiği, yani bu yılın hatasız kazasız bitirdik deyip kurban kestiğimiz ve 5 köyün burada mesire yaptığı yerler var. Çok güzel bölgelerdir. Oksijen deposudur.